Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İşte asgari ücrette tek zam hesabı. Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sonrasında dönüş yolunda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, asgari ücret artışı zaten yıl içinde bir kezdir, bir kez verilecek zamla bu iş biter dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileriyle görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek. Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz dedi. Asgari ücret tespit komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Işıkhan'dan gelen bu açıklamalar sonrası, asgari ücrette zam hesapları yeniden yapılırken SGK uzmanı Özgür Kaya, en yüksek beklentisinin %50 artış yönünde olduğunu belirterek hesapladığı net asgari ücret rakamını paylaştı. 11 Aralık'ta işvereni temsilen Türk İş, hükümet kanadından yetkililer ve beşer komisyon üyesi olmak üzere 15 üyenin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasıyla 2024 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenecek. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.